Hocam peki musibetler bize ne söyler? Yani bu musibetlerden nasıl bu bir üretilir? Bu sorudan başka. Son sorumuz. He, tamam. Bu da tabii mühim. Musibetler bize ne söyler? Ee, musibetler bize toparlanın der. Musibetler bize günahlarınızın telafisini, tedarikini yapın der. Günahların telafisi, tedariki nasıl olur? Ee, Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağfirullah اِنَّ الْحَسَنَاتِ وِذِهِبْنَا السَّيِّئَاتِ ...güzellikler, kötülükleri giderir. Ne kadar kötülük yapmışsak o kadar... ...onun daha fazlası da iyilik yaparak inşallah... ...bundan sonra tedarik etmeye, telafi etmeye müminler olarak... ...gayret edeceğiz, çalışacağız, pişman olacağız. Efendi Aslerimizin şu sözü beni çok etkilemiştir. Allah'tan isterken ağlayın diyor. Dayanamaz verir. Bunu Mevla'nın bir dostu söylüyor. Onun için ben buradan ağlama çağrısı da yapıyorum. Yani... Cenab-ı Hakk'a karşı tazarru yaparken gözyaşı dökmeye gayret edelim. Kendimizi acındıralım. Musibetler bize böyle bir hal almamızı, böyle bir hale bürünmemizi, belki biraz daha diğer eski hayatımıza nispetle uznete çekilmemizi, önem vermemizi, tavsiyeler, nasihatler. Onun için buna dikkat etmemiz gerekir ve ben özellikle e, dinimiz, den verdiğimiz tavizleri de burada mutlaka dillendirmek istiyorum. Yani biz dini yaşama noktasında çok taviz verdik. Evet. Dolayısıyla hani yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden sonunda din de gitti, dünya da gitti elimizden diye bir beyit vardır. Böyle oldu. Yani sürekli dinimizden yırtarak Dünyamızdaki bir kısım şeyleri imar ve ıslah edebilmek için yamama faaliyeti yaptık. Yamadık. Dini e, taviz verilmesi gereken hatta e, verilmesi gayet de güzel olan bir telakki gibi kabul ettik. Bu bize çok kötü şekilde patladı. Yani Belki dünyamızda işte dedim ya yani bir fedakarlığımız olması lazım. Yarın Ruzi Mahşer'de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımız zaman Ya Rabbi ben senin emrini şöyle şöyle zor bir ortamda tatbik ettim. Tatbik edilmesi de son derece güçtü. Öylesine faiz yaygınlaşmıştı ki mesela faizden kaçmak son derece güçtü. Ben dünyam için Dünyevi malım eksilsin de dinimden bir şey eksilmesin. Dünyama zarar gelsin de ahiretime gelmesin düşüncesiyle Ya Rabbi ben filanca işimi faizli yapmadım diyebileceğimiz bir vesikamız olsun. Ama biz bunu yapmadık. Sürekli e, fetva aramak için, işte fetva bulmak için, e, dünyamız daha iyi olsun ama ahiretimizden, dinimizden bir kısım şeyleri terk edebiliriz. Allah gafurdur, rahimdir şey ile birlikte hareket ettik ama halbuki hakikat şudur ki Cenab-ı Hak buyurur ki وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ garur O çok aldatan şeytan sizi benle aldatmasın diyor. Hicr suresinde ne diyor Cenab-ı Hak? نَبِّ عِبَادِي اَنِّي El الْغَفُورُ rahim Evet diyor kullarıma haber ver. Ben gafur ve rahimim. Son derece bağışlarım, mağfiret sahibiyim, merhamet sahibiyim. Ama ayet bununla bitmiyor kıymetli müminler. Cenab-ı Hak bu ayetin devamında diyor ki ve en azabi huvel azabul elim benim azabım da diyor elim olan bir azaptır. Elim azap nedir? Elim azap bugün elem verici, acı verici azap olarak tercüme ediliyor ama bir başka anlamıyla şudur. Elim lazım bir kelimedir. Elem duyan demektir. Yani Cenab-ı Hak azabını bize anlatırken Öyle bir azabım var ki diyor, kendi kendinden bile acı duyuyor. Kendi kendinden bile elem duyuyor. Bir ateş düşün, içine düşene azap etmesi, elem vermesi nerede kalmış? Kendi kendinden bile elem ve azap, acı duyan bir ateş içine düşeni ne yapar? Onun için Allah Teala sadece mağfiretini haber vermiyor, rahmetini haber vermiyor, azabını da haber veriyor. Onun için beynel havfi ve raca, yani ümitle korku arasında yaşayacağız ama böyle zamanlarda korkumuz daha fazla olacak ki... ...nefsi biraz daha dizginleyebilelim, kontrol altına alalım, ibadetlere yönelebilelim diye. Musibetler bunun için işte dedi ki... لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Umulur ki tazarru ederler, umulur ki boyun bükerler düşüncesiyle gelir. Onun için e, musibetlere böyle bakmamız lazım. Şimdi belki... E, yani Hazreti Ali radıyallahu anh'tan nakledilen çok önemli bir söz vardır. Abdullah İbni Mübarek kitabı Zühd'ünde de nakleder. Ne der? La يَتْرُكُ النَّاسُ min emri دِينِهِمْ شَيْئًا لِسْتِصْلَاحِ دُنْيَاهُمْ İnsanlar din işlerinden bir şeyi, dünyalarını imar etmek için, dünyalarını daha iyi hale getirmek için, 3-5 kuruş dünyavi menfaat sağlamak için, dünyalık paraya ulaşmak için dinlerinden neyi terk ederlerse diyor Hz. Ali, İlla fatahallahu aleyhim مَا هُوَ أَضَرُّ مِنْ Allah mutlaka onlara o terk ettikleri, dinden verdikleri tavizin çok daha zararlısını başlarına musibet olarak verir. Evet. Belki bugün daha rahat edelim diye ne yaptık? Faizle veya faize benzeyen muamelelerle ev alırsın, daha rahat edeyim, kira külfetinden kurtarayım ama Allah öyle bir azap verir ki, öyle bir hastalık verir ki o ömür boyu kira ödeyeceğin miktar, o, o hastalığın telafisinde, tedavisinde kullanacağın, harcayacağın miktarın belki yüzde %1'e yetmez. Bunu unutmamak lazım. Şükür. El kana'atu kenzun la yefna. Kanaat bitmez, tükenmez bir hazinedir. Bununla hareket etmek gerekiyor. Yani çok daha rahat oturayım diye almış olduğun evde işte Cenab-ı bir musibet verir. Evde hapis kalırsın, dışarıya çıkamazsın. Dersin ki keşke ömür boyu kira ödesem de şu sokakta şöyle rahat bir şekilde yürüyebilsem, arkadaşlarımla muhabbet edebilsem. Dinden taviz vermek en büyük beladır, en büyük vebadır, musibettir. Bu musibetler bize artık bu kusurlarımızı görerek telafi etmemizin zamanının geldiğini hatta geçtiğini nasihatliyor diyeyim. Ben burada bitireyim Allah inşallah. Allah razı olsun hocam. Rabbim istifade edebilmeyi Ecema. bizlere nasip eylesin Amin. inşallah. Amin. Ümmetimizin başındaki bu imtihanı da çok rahat bir şekilde geçebilmeyi biz mümin kullarına nasip eylesin Amin. inşallah. Amin. İzleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.